Manşete hoş geldiniz. Bugün 25 Mayıs, 3 gün kaldı seçime. Açıkçası seçim gününe kadar olağanüstü bir gelişme beklemiyorum. Bu koşullarda seçime gidiyormuşuz gibi görünüyor. Yurt dışı oy kullanma oranlarının yüksek olduğu verisi var. Belli ki Türkiye'de de insanlar abanacaklar ve gidecekler tercihlerini kullanacaklar. E, tabii sadece bu muhalif güçler açısından değil, iktidar güçleri açısından da geçerli. İktidar güçleri de aman rehavet yok sandığa gideceğiz ve önceki gibi oyumuzu koruyacağız diyor. Eğer oylarını korursa adaylar işte 27 milyon küsüre 24 milyon küsür oy var. Oylarını korurlarsa durum değişmeyecek ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun artırması Tayyip Erdoğan'ın da oylarını koruması gerekiyor ama Tayyip Erdoğan'ın oyları hormonlu. Artık pek çok veriyle ortaya çıktı ki o hormonlu oyla, oylarda muhtemelen yani sandık yani seçim günü sandıklara sahip çıkma ile ilgili. Bu sandıklara sahip çıkma deyince akla oy kullanma ve ıslak imzalı tutanaklar geliyor. O son aşaması. Esasen sabah saat 6'dan itibaren 7'den itibaren sandık kurulu başkan ve üyeleri sandıklara gittiğinde filan e, bunun yapılması ve o orada göz açtırılmaması gerekiyor işlerin kuralına uygun götürülmesi gerekiyor. Daha başındaki sandıklar önemli. Uzak köy ve mezralardaki sandıklar önemli ve iktidarın özellikle bir kavle göre 18-19 bin, bir kavle göre 20-22 bin sandıkla tuhaflık olduğu söyleniyor. Ki zaten 200 bin sandık varsa, yurt dışında katarak söylüyorum, 200 bin sandık varsa bu %10'a tekabül ediyor ve %10 sandığı kontrol eden bir biçimde oyları da kontrol ediyor. Deprem bölgelerinde böyle bir kontrolsüzlük olduğu ya da ilk turda 14 Mayıs'ta kontrol altında olmayan sandıklar Maraş, Adıyaman, Hatay gibi dile getiriliyor. Ama onun dışında Siirt, Tokat, Erzincan, Malatya hatta Urfa gibi kentlerde söz konusu ki burada belli başlı sandıkların kontrol altına alındığı ve gerek öncesinde gerek oy kullanma esnasında o gün gün boyunca ve sonrasında Orada bir takım tuhaflıklar yaşandığı bilgisi verisi var. Seçmen listeleri nasıl kesinleşmiş olursa olsun e, muhalif güçlerin sabah saat 6-7'den itibaren oy kullanma saati 8, o saatten 1-2 saat önce sandık başlarında olup bu işi e, kontrol altına alması akşama kadar bu işi bırakmaması tabii onların ne bileyim kumanyasıdır band daraltma veya telefon imkanı olmaması halinde ona göre ilave tedbirlerdir, yedeklemesidir neyse bütün bunların hepsinin de zaten parti örgütleri tarafından ele alınması gerekiyor partilerden yapılan açıklamalar bu konuda ilk turdan çıkarılan derslerle çok fazla göz, yani ilk turdan çıkartılan derslerle bir uygulama olacağı ve artık kimseye göz açtırılmayacağı yönünde bir yönüyle kolay. Şöyle ki iki sandık vardı yani iki tür oy vardı yani bir cumhurbaşkanlığı sandığı cumhurbaşkanlığı sandığında dört aday yarışıyordu. Bir de onlarca partinin ve ittifakın yarıştığı parlamento seçimleri şimdi tek sandık var ve iki aday var. Evet hayır. Yani esasen bir referandum gibi bu. Ee, Recep Tayyip Erdoğan rejimine evet mi diyeceksiniz? Hayır mı diyeceksiniz? Ben öyle bakıyorum. Öteden beri öyle bakıyorum. Referandum kelimesi konuşulmadan da bu bir referandumdur diye tweet attım. Hatırlayanlar olacaktır. Ee, şöyle yorumlar da var. Yani yani Türkiye de yani gerçekten büyük hayal kırıklığı. Nasıl böyle bir şey olabilir ki? Vatandaş e böyle bir tercih yapıyorsa bu tercihin de sonuçlarına katlanır arkadaş falan gibi yorumlar okuyorum. Benzer farklı kelimelerle de yorumlar var. Ben öyle bakmıyorum. Türkiye bir Finlandiya değil. Hiçbir zaman da olmayacak. Tıpkı Pakistan'ın hiçbir zaman Norveç olmayacağı gibi. Tıpkı Mısır'ın, Suriye'nin, Irak'ın hiçbir zaman İsveç olmayacağı gibi. Türkiye kendi nevi şahsına bir mahsus bir ülke. Yani onu o koşullarda kendi sosyolojisiyle, kendi toplum dinamikleriyle, kendi siyasal geçmişiyle, tarihiyle, kendi dilleriyle ve o toprakları paylaşan halklarıyla falan değerlendirmek icap ediyor. Böyle. Ve orada kendi dinamikleriyle ayağa kalkacak, kendi ekonomisiyle yürüyecek ve kendi halkını Yine e, kendi potansiyeliyle gerçekleşecek, kendi, kendi halkının geleceğini kendi potansiyeliyle gerçekleştirecek bir ülke hayali bizimkisi. Yoksa bir Finlandiya, bir İsveç, Norveç, Hollanda çıkmayacağını ben de biliyorum. Konya kadar bir ülkedir yüz ölçümü itibariyle Hollanda. Dünya tarım ihracat şampiyonu. Şimdi e, fakat siz ülkede soğanı patatesi bulamıyorsunuz. Şimdi o, o buralara girersek çıkamayız. E, haliyle öyle bakıyorum. Halk... E, halkı suçlamıyorum. Necip milletim demiyorum ama halkı suçlamıyorum. Halk yanıltılmış olabilir. E, yani o kadar yoğun bir propaganda altın, altında ki bu yoğun propagandaya rağmen, rağmen halkın yarısının bu iktidarı istememesi bile mühim bir şeydir. Geçen bir sokak röportajında denk geldim. Bir milletvekilinin zannediyorum şeyiydi. E, seçim kampanyası çerçevesinde paylaştığı bir videoydu. Bir kız çocuğuyla konuşuyor. 10 yaşında. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu buraları patlatacakmış diyor kız çocuğu. 10 yaşındaki kız çocuğuna böyle geçmiş. Demek ki annesi babası ne düşünüyorsa. İşte Babala TV'de Kılıçdaroğlu'nun performansı konuşuluyor dünden bu yana. Ve oradaki gençlerin halini de görüyorsunuz. Yani halkı suçlamıyorum ama bu yoğun propagandaya maruz kalan halk böyle bir tercihte bulunuyor. Ki buna rağmen dediğim gibi %50'nin karşı olması da mühim bir şey, mühim bir veri. Kemal Bey'in seçim stratejisi şu partiyle görüştü bu partiyi küstürdü filan buralara girmiyorum çünkü bir yani bu yönetimin gitmesi gerekiyor bu rejimin değişmesi gerekiyor birazdan benzer benim bu görüşlerime benzer veya yakın bazı tweet mesajlarını da paylaşacağım bir Erdoğan kültü var bunu ıskalıyoruz yani iktidarda Trump gibi 4 yıldır Bolsonaro gibi 4 yıldır iktidarda olan falan bir liderden bahsetmiyoruz bir sıradan iktidar değişikliğinden bir parti gider öbür parti gelir geçmişte olduğu gibi bundan bahsetmiyoruz. Bir Erdoğan kültü var. Ve bu Erdoğan kültü 94'ten bu yana var. 2002'den beri değil. Bakın ben muhabirlikte ilk takip ettiğim parti Refah Partisi'ydi. 1995 Aralık seçimlerinden parti kapatıldıktan bir süre sonrasına kadar takip ettim. Fazilet Partisi kurulduktan bir süre sonra da bıraktım. Anavatan Partisi'ne geçtim. O günkü Ankara Büro beni Anavatan Partisi'nde görevlendirdi. Ondan sonra da iki yıl boyunca Mesut Yılmaz'ı takip ettim. Fakat Refah Partisi'ni takip ettiğim dönemde iki yıl boyunca bir yıl Başbakanlık'ta, Erbakan bir yılda e, muhalefette ve şeyken yani kapatma davasıyla mücadele ederken Erbakan'ı takip ettim. Erbakan'ın iktidara yürürken ve iktidardayken iktidarda başbakan yani. 40 yıllık milli görüş ideali iktidara taşınmış ve başbakan olarak taşınmış. Hükümet ortağı, başbakan yardımcısı veya bir bakan olarak falan değil. İl başkanları toplantısı yapardı. 95-96 yıllarından bahsediyorum. Her ay yapardı. Aylık il başkanları toplantısı. O il başkanları toplantısına bir, e, belediye başkanları da Büyükşehir Belediye Başkanları falan da gelirdi. Erdoğan en geç gelir, şey Erbakan en geç gelirdi. Bazen Erdoğan'ın Erbakan'dan sonra geldiği olurdu. Çünkü İstanbul'dan geliyor, yol, trafik vesaire. Bilemiyorum. Kaç defa bu gözlerle gördüm. Erdoğan alandayken gelmişken bazen açık havada olurdu, bazen kapalı havada olurdu mevsim şartlarına göre. Erdoğan şey Erbakan gelmiş oturuyor koltuğunda. Birazdan konuşmasını yapacak falan. Erdoğan salona girdiğinde veya alana girdiğinde ortalık yıkılırdı. Ve biraz önce Erbakan'a yapılan tezahüratın iki katı, üç katı mesabesinde bir tezahürattı bu. Erdoğan o günden geliyordu. O günlerde belliydi. Ve Erdoğan salona girdiğinde o tezahürat altında Erdoğan'ın, Erbakan'ın tezahüratını bastıran bir tezahürat altında salona girdiğinde ben hemen döner Erbakan'ın yüzüne bakardım. Erbakan yüz ifadesiyle gülümserdi belki ama bu duruma fena halde gıpta ettiği ve çok da hoşnut olmadığı falan anlaşılırdı. O da biliyordu kendinden sonraki baskın liderin Erdoğan olduğunu ve Erdoğan'ın gümbür gümbür geldiğini. Erdoğan kültü 22, 2002'den beri değil 1994'ten beri var ve gerçekten 30 yıllık bir hikaye geriye doğru yaklaşık. Ve dolayısıyla siz bu kültün Son 10 yılda devletin bütün mekanizmalarını en kılcallara kadar sızmış inmiş haliyle mücadele ediyorsunuz şu anda. Siz koltuğa yapışmış gitmeyen ve hemen her şeyi pozitif negatif kendi propaganda veya kendi siyaseti çerçevesinde kullanan bir liderden bahsediyorum. Haliyle oraya gelen hiç kimse bir Erdoğan olmayacak. Geriye doğru böyle bir hikayesi yok çünkü kimsenin. Oraya kim seçilirse seçilsin Kemal Kılıçdaroğlu veya bir başkası. Hiçbir zaman bir Erdoğan olmayacak ve bu dönem bitecek. Ben böyle bakıyorum. Kemal Bey kazanırsa, Kemal Bey aday, bir dönem sona erecek. Ve e, işte parlamenter sistem güçlendir şu bu. Orada değilim. Yok işte meclis, işte efendim icraat, ekonomi çok. Hiç burada değilim. Bir dönem kapanacak. Şöyle veya böyle. Ve ondan sonra Kemal Bey... 5 yıl iktidarda kalsın. 2 yıl kalsın. 1 yıl sonra seçime götürsün ülkeyi veya referanduma götürsün veya yeni seçimleri tekrarlasın veya önümüzdeki Mart belediye seçimlerinde sandığın yanına bir sandık daha koysun falan. Ne olursa olsun bir dönem kapanacak ve kanun hükmünde kararnamelerle mağdur olanlar, siyasi suçlular, 2 ay sonra 15 Temmuz'un yıl dönümü 15 Temmuz hemen her şey özgürce konuşulabilecek. Kemal Bey ya bak bu yönetim biçimiyle olmuyor söylemiştik anlatmıştık size. Şimdi tekrar sandığı getiriyoruz ve Türkiye geleceğine karar ver diye tekrar sandık bile koysa 3 ay sonra 6 ay sonra milletin önüne böyle bir yetkisi olacak çünkü. Sandık bile koysa o seçim kampanyasına nasıl gidecek, gidilecek düşünebiliyor musunuz? Basın daha hür olacak. Ülkeye kısmen demokrasi gelmiş olacak. Böyle bir şeytanlaştırma montaj videolar şunlar bunlar dolaşımda olmayacak. Böyle bakmak lazım, ben böyle bakıyorum. Ondan dolayı da e, bu kayımla ilgili tartışmaları Kürt seçmen, Kürtler önemsemiyor. E, ben KHK'lıların ve gerçekten bu iktidardan sıtkı sıyrılmış insanların da meselelere böyle baktığı düşüncesindeyim. Onun için Türkiye için karar ver dedim. E, gerçekten güzel bir slogan ve gerçekten Türkiye için, Türkiye'nin geleceği için karar vermemiz lazım. Bakın Erdoğan her seçimde PKK'nın pozitif ya da negatif desteğiyle oy topluyor ve bu seçimde de bu biraz başarılı olmuş görünüyor özellikle 14 Mayıs'ta. Her ne kadar ben seçim sonuçlarına %100 itimat etmesem de. Halk terör halka terör algısına en azından kendine oy veren %50 kitleye terör algısını bir biçimde geçirmiş. Ama dönelim ülkenin gerçek gündemi ekonomi ve bu yani 28 Mayıs'tan sonra Erdoğan rejimiyle devam edilirse Türkiye 3 ila 6 ay arasında 70'li yıllara dönecek ve 70 sente muhtaç bir ülke haline gelecek. Yurt dışına çıkışlar kısıtlanacak, sermaye kontrolleri gelecek, kambiyo... aklınıza gelebilecek her şey. Artık ekonomistler iyimser kötümser diye ikiye, ayrıl ikiye ayrılmıyor. Ekonomistlerin tamamı kötümser, içlerinde daha az kötümser, daha çok kötümser olanlar diye ikiye ayrılıyorlar. Lütfen konulara böyle bakın böyle bakalım en azından ben böyle düşünüyorum. HDP yeşil sol çizgisinden Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir. Tek seçenek onu ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir. Sandığa eksiksiz gideceğiz ve hep birlikte tek adam rejimini değiştireceğiz açıklaması geldi Pervin Buldan'dan. Beklenen yerinde ve doğru bir açıklama. O arada CHP heyeti de Güneydoğu'da e, sivil toplum kuruluşlarına dolaşıyor. E, sözcü İbrahim Kaboğlu anayasa madde 127'de kayyum yok. Kayyum o hal düzenlemesidir. Anayasaya aykırıdır demiş. Belli ki yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için CHP heyeti Güneydoğu'da bir temas yürütüyor Evet bu 1 ve 0 kadar açık Evet ve hayır kadar açık net Bir referandumdur ee, Bu referandumda Erdoğan'la Tamam mı devam mı oylanacak. Ama gene sonuçları birlikte kr Kritik edeceğiz çıkan sonucu Çıkan sonuçla hayal kırıklığı yaşamadan çıkan sonuçla çok da böyle sevinmeden çıkan sonuçla hani ne diyeyim moda tabirle ne şampanya patlatılacak bir sonuçtur bu ne de karalar bağlanacak falan bir sonuçtur bu çıkan sonucu alıp önümüzü analiz etmeli ve Türkiye'nin önümüzdeki 1-2 yılına ki çok kritik 2 yıla giriyor Türkiye mevcut rejim devam etsin etmesin 1-2 yılını birlikte analiz etmek ve birlikte dikkatle götürmek durumundayız. Cevheri Güven paylaşmış. Çok enteresan, ilginç bir grafik. Erdoğan'ın aparatları işte sıralı liste. Erdoğan birer birer takıyor. Her seçim döneminde birilerini takıyor peşine. Birilerinin kullanım süresi doluyor veya birileri imaj kaybediyor. Onun yerine yenileri geliyor. Bu durum böyle devam etmesin. Solu sağı fark etmiyor. Hemen her kesimde, hemen her örgütte, hemen her medya kurumunda, hemen her partide bir biçimde aparatları var. Bu seçimde bunlar patladı. Önümüzdeki seçimde emin olun bu liste değişecek. Fatih Erbakan bile partisine rağmen tavır aldı yürüyor ve daha önce geçen aya kadar sağında, solunda parti yetkilileri parti yetkilileriyle açıklama yaparken o adamlar yok şimdi. Böyle yani tıpkı Sinan Oğan gibi, tıpkı diğerleri gibi. Yani birlikte hareket ettiği insanları da satarak yürüyor bu aparatlar. Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV Yayınını önemsiyorum. O kadar vaktim yoktu seyretmedim. Sadece tanıtımını seyrettim. Format gereği karşısına tamamen muhalif görüşlü isimler oturtulmasına soru profili, genç profili, konuk profili neyse son derece dirayetli bir şekilde götürdüğü görülüyor, gözleniyor. 7 saat sürmüş çekimler. Bunun 4 saatini paylaştılar işte montajın ardından YouTube'da. 7 saat boyunca dimdik ayakta duran, ve bütün soruları not edip ve bütün sorulara anında cevap veren, prompter kullanmayan, sağında solunda işte ne bileyim kendisine, kendisine dikte edecek danışman kullanmadan sorulara cevap veren ve 74 yaşına rağmen bu 7 saatlik maratonu atlatan bir lider o açıdan da önemsiyorum hiç karşısındaki Cumhurbaşkanı adayına bakmayın. Karşısındaki Cumhurbaşkanı adayı böyle bir profilde, böyle bir yayına çıkma, çıkmayacağı, çıkamayacağı gibi emin olun 45 dakika bir saatin daha üzerinde atlatacak ne fiziksel ne de zihinsel enerjisi var. Evet suflörü yok. Biraz önce aklıma o kelime gelmedi. Suflörü de olmadan Kılıçdaroğlu 7 saat bu işi götürmüş. Bunun 4-4,5 saatlik bölümü de şu anda yayında. Nesrin As diyor ki Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi halinde kötülük evlerimizin içine kadar girecek ve hepimizi pençesine alacak. Sonra kurtuluş zor demiş. Cem Toker dünyanın hiçbir yerinde tercihler arasında mükemmel yoktur. Mevcutlar arasında en az kötüyü seçip şükretmek gerek diyor. Savaş gençse, rejim değişirse daha demokrat bir Türkiye inşası hayal edilebilir. Biraz önce söylediğim hikaye yani ne şampanya patlatılsın ne de karalar bağlansın her ne hali olursa olsun gerçekten önümüzde Türkiye demokrasisinin yeniden inşası var. Rejim değişmezse marjinal İslamcı ve milliyetçi saray cephesi durdurulamaz demiş. Füsun Nebil çok konuşuluyor Türk internet komda özellikle nüfus artışıyla seçmen artışını karşılaştırıp çok geniş bir bilimsel araştırma sonuçlarını yayımladı. 6.7 milyon fark var. Yani nüfusun artışına göre seçmen artışında böyle bir fark tespit etmişler. Bu rakamları açıklaması gereken YSK'dır. Matematikle açıklanamaz demiş YSK. Sosyal hareketler bugün matematik modelleme ile analiz ediliyor. Yani matematik demiş. Gerçekten de öyle. İkincisi, 2018 sonuçları da şu anda YSK'nın sitesinde ulaşılamıyor. 2018 23 14 Mayıs sonuçları da özellikle açmıyorlar. Saraydan talimat gittiği için. Niye? Ee, milletvekilleri de münferit mazbatalar alıyorlar. En son Can Atalay mazbatasını almış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde artık hani kayıt kuyruğu falan da yok tuhaf. Geçtiğimiz seçimde ikinci hafta cumartesi günü milletvekilleri yemin ederek görevine başlamıştı. Yani normalde 2018'deki iki gibi olsaydı yarın değil öbür gün Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni seçilen milletvekillerinin yemin etmesi ve zaten bugüne kadar da kayıtlarını tamamlamış olmaları gerekirdi. Bunların hiçbiri olmadı. Olmayacak. Burada 28 Mayıs sonrasına erteledi YSK. Neden? Erdoğan öyle istediği için. Bakanlar bakanlık yetkileriyle sahada çalışmaya devam ediyorlar. Milletvekili seçildikleri halde. Neden bu? Onu da söyleyeyim. Adı koyulmamış bir döviz rejimi uygulanmaya başlandı diyor Piraye Antika eski banka genel müdürü. Oysa Bankadaki döviz mevduatın mudiye geri ödenmesi kamunun garantisinde mevduatı ödeyemeyen banka temerrüde düşmüştür el konur. Şu anda gerçekten bir baskı var, pres var, engelleme girişimleri var, şu var, bu var ama 28 Mayıs'tan sonra bunun daha da fiiliyata döküldüğünü göreceğiz. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 2001 seviyesine yaklaşmış. Yani bu döviz rezervlerinin son 22 yıldaki seyri Zirve yaptığı nokta Mayıs 2011 ve ondan sonra zaten nasıl iniş olduğu görülüyor. Zaten işte hikaye de bu. Yani sıfırın altında Aralık 2001'de Mayıs 2011'e kadar tırmanan bir hikaye ki bu AKP'nin ilk 10 yıllık dönemi. ikinci 10 yılda da nasıl dip yaptığı görülüyor ama şunu söyleyeyim. 2000, 2001, 2002 yılları bile mumla aranır. 70'lere dönecek Türkiye. 70'lere dönecek Türkiye. Türkiye. Evet, bir yayın daha noktalıyoruz. Yarın seçimden önceki son yayınımız olacak. İktidar çevrelerinde görülen şu rahatlık yerini sıkıntıya bırakmış görülüyor ve bir sessizlik de var her ne koşulda olursa olsun bu seçime abanacaklar siz de her nerede olursanız olun oyunuzu kullanın oyunuza sahip çıkın bir oy bir oydur olan biten işte ne bileyim politikalar seçim kampanyasında yeni stratejiler seçim hileleri sandık güvenliği ile ilgili meseleler falan bunların bir önemi yok bunlar moral bozucu etki yapmasın kimse de moraliniz bozulsa bile gidin gene oyunuzu kullanın bu son derece önemli. eee Kaybetse bile Kılıçdaroğlu en azından güçlü bir oyla kaybetsin. Erdoğan kazansa bile öyle bahsettiği gibi açık ara farkta falan kazanmasın. Bu sonraki dönem için önemli. Fakat ben e, özellikle sandık güçleri, muhalif güçler neyse 28 Mayıs'ta tam saha pres çalışırlarsa sabahın erken saatlerinden geç vakte kadar bu işi çevirebileceklerine inanıyorum evet umut 14 Mayıs'taki kadar güçlü değil ama 28 Mayısta, Mayıs'ta bir şeyleri değiştirmek mümkün bir yayının daha sonuna geldik ama bir yere ayrılmayın in-out var in-out'la kapatıyoruz in-out'ta e, biliyorum e, radyo gibi dinleyenler ekrana hemen yaklaşıyorlar veya e, telefona bakmaya başlıyorlar alttaki yorumları okuyorum e, çok güzel tepkiler var e, hepsini okuyorum yararlanıyorum devam in-out'la bitiriyoruz